Ya şimdi sırayla gidelim. Fred'den gidelim. Fred şeye geldiği zaman, İngiltere'ye geldiği zaman zorlanan bir oyuncuydu. Bir de zor hocayla çalıştı. İşte Mourinho'nun falanına yaklaşımı biraz zorlamıştı. O dönemde Gilberto Silva ile çalışmaya başladı. Gilberto Silva akıl hocalığı yapmaya başladı. 2018'den sonra falan bir yükselişe geçti. Gilberto Silva ile çalıştıktan sonra Fred kendini piyano taşıyıcısı olarak tanımlamaya başladı. Yani ortada bir piyano var, bu piyanoyu çalacak sanatçılar var ama onların çalacağı yere götürülmesi için birilerinin taşıması lazım. Ben onlardan biriyim olarak tanımlıyordu kendini. Bence artık Galatasaray'ın bir piyano taşıyıcısına ihtiyacı var. Çünkü piyanoyu çalacak çok isim var yani. Zaniolo çalar, Icardi çalar, Zaha çalar. Zaha çalar, Mertens'in kendi besteleri var. Kerem'in kendi besteleri var. Ama artık birilerinin piyanoyu taşıması lazım. Torreira da tek başına taşıyamaz bu piyanoyu. O yüzden Fred bir piyano taşıyıcısı olarak Galatasaray'ın ihtiyacı olan profile bence uygun. Özellikle ilk geldiğindeki o 3-4 dokunuşla oynayan Fred'den, 1-2 dokunuşla oynayan Brezilyalı Fred'den tam Avrupalı Premier Lig oyuncusu modeline geçişi de gayet iyi yaptı. Çift pivot da oynayabiliyor. Tek pivot oynayabiliyor. Yani rakibinize göre sadece Fred'i mesela 4-3-3 çıkıp merkezdeki oyuncu olarak bırakıp yanına iki tane 8 de koyabilirsiniz. Kerem'le Sergio ile çıkabilirsin. İster Lucas Torreira'nın olmadığı bir Ya maçta. Sergio'yu koymam da. Mesela Berkan, Fred çıkabilirsin beraber. Ya da Mitsio, Fred çıkabilirsin. Topsuz oyunda var. Toplu oyunda özellikle ikinci toplarda var. Zaten Premier Lig kalitesinde bir oyuncu. Manchester United'ın 11 oyuncusu. Tabii Manchester United Ten Hag'dan sonra da değişti. Ten Hag'dan sonra artık daha böyle her yerde iyi top yapan oyuncu istiyor. Orada. Doğal olarak orada biraz daha Fred modeli Manchester United için çok talep görmeyecek gibi. Ama bizim ligimiz için bence her yerde sahanın her yerinde artı bir olacak bir profil. O yüzden ben Fred'i çok mantıklı bir transfer olarak görürüm ama şeyi önemli tabii. Oradaki kombinasyon önemli. Yani Fred, mesela Torreira Fred tamam. Torreira Fred olmadığı zaman ki kombinasyonu nasıl yapıyorsun? O seviyeyi de çok düşürmemek lazım. Torreira Fred, sonra Berkan Kerem yani Mitsio Kerem olmuyor. Olmaz tabii. Oradaki kombinasyon açısından yeteneklerin de birbirine daha Yakın yakın olması olması lazım. lazım. O yüzden Torreira'nın iyi bir yedeğini de Galatasaray'a çekebilse Galatasaray'a da çok kadroda elini güçlendirecektir. Öyle ama işte çekemiyorsun. Yani onu yapamıyorsun. O yüzden de muhtemelen bu tip transferler düşünülürken de acaba Torreira yokken Fred veyahut da benzer bir oyuncudan bir mevki için fedakarlık bekleyip veyahut da Torreira'yı Berkan'la yedekleyip daha farklı bir şey yapabilir Onun miyiz için düşüncesi vardır. işte Fred'in o tek pivot Evet. özelliğini de dedim. Yani kritik maçlarda, hedef maçlarda Torreira'yı kullanıp daha kaldırılabilir maçlarda Torreira'yı dinlendirip yerine bir oyuncu Çok. koymaktansa Evet. sistemdeki bir ufak dokunuşla oyuncuyu hem dinlendirip hem Oyun evet aktarmak. devamlılığı Evet. sağlamak. Tabii O şimdi açıdan Fred evet. bırakıyor. Ha, Gravenberg'ler, Cibrilsov'lar Sonra falan başka bir şeyler. başka bir şey. Gerçekten başka bir şey. Yani ben hiç olasılık vermiyorum. Yani Gravenberg'in teklifi kabul edeceğine olasılık şimdilik vermiyorum. Onu söyleyeyim ama hayat bu. Hiç düşünmediğimiz şeyleri de Belli olmaz ama yaşayabiliyoruz. yani Gravenberg bugün dese 5 büyüklükten Tabii canım teklif çok alır. rahat çıkar yani. İşte zaten Premier Lig, Bundesliga çok Galatasaray'ın rahat alır. anlaştığı taraf bizim aldığımız haberlere göre, Berk'in de aldığı haberlere göre Bayern Münih tarafı. Yani Gravenberg tarafı değil. Bayern Münih Keşke zaten tamam olsa. diyor. Yani okey diyor, bizde sıkıntı yok diyor. Hatta Galatasaray'ın da Berk ilk teklifi şöyle yaptığını söylüyor. Bu sene satın almayalım. Yani en azından siz bize kiralayın ama belirli bir seçenek üzerinde de anlaşalım. Satın alma seçeneği üzerinde de. Eğer siz geri kullanmayacaksanız Gravenberg'i o zaman satın alma önceliğiyle beraber biz bir seçenek yazdıralım noktasında Galatasaray'a. Yani şeyi de söylüyor anladığım kadarıyla. Benim tahminim şu. Sen Gravenberg'i hiç değerlendiremedin. Şimdi Tuchel diye bir adam geldi. Adamın neye takıp neye takmayacağı da hiç belli değil hayatı boyunca. Gerçekten adam poker face bile değil yani. Başka bir face adamınki. Hiçbir şey anlayamıyorsun adamdan. Böyle İran kedisi gibi yani. Üzülüyor mu, sıkıntısı mı var, acısı mı var, tatlı mı, huysuz mu değil mi bilmiyorsun.
Görün Gravenberg'i bizde. Zaten bir Avrupa oynayacağız. Şampiyonlar Ligi'ne kalınamasa bile atıyorum bir Avrupa Ligi serüveni devam edecek zaten belirli bir süreçte. Gibi bir teklif yaptığını düşünüyorum ben Berk'in anlattıklarından. Hmm. Ama model bu oyuncu evet doğru yani Gravenberg tarzı bir oyuncu istiyor ki Cibrisov'u da bununla bağdaştırabiliriz. Daha farklı oyuncu tarzları olmasına rağmen. Yani Torreira'nın yanında Torreira'mız varsa bir tane de atıyorum daha fizik daha yüksek bir oyuncu bulalım diyorlar. Belirli defoları örtmek için anladığım kadarıyla. Cibrisov'u ben çok zor görüyorum. Cibrisov'da. Yani bu oyuncunun da talibi çok. Hatta yani klasik Lazio'nun da yine talip olduğu söyleniyor. Lazio ile Galatasaray arasında enteresan bir çekişme var. Hep aynı sene. Oyuncu var. Hep aynı oyuncular üzerinden gidiliyor. Ya menajerler Lazio ile Galatasaray'ı çok doğru bir hedef olarak gördüler kendilerine. Onlar öneriyorlar. Hatta doğrudan bu oyuncular aynı şekilde gidiliyor. Şeydi, Sarri de hepsini reddediyormuş ama. Evet. Enteresan bir şekilde. Onu da anlamadık yani. Niçin reddediyor? Cibrisov reddedilebilecek bir adam mı mesela? Değil yani, ya. Değil canım yani. Ben, Lazio'nun da bütün işlerini görür yani. Giderebilecek bir adam yani. Hani 6-8'i yapar, bağlantıyı yapar, ayağı falan çok iyi. Tabii canım öyle kasma bir adam değil ki. Pasörlüğü, evet. Masör, uzun topları tabii. Falan çok iyi. Temposu çok iyi. Nasıl reddediliyor ben onu anlamadım yani. Bir ara Milan okumuştum mesela. Hiç vardı ne? Yaklaşık 20-25 gün öncelikte evet. Bir Milan ilgisi de vardı. Hiç de evet. Yabancılamamıştım. Evet. Ya ben mesela ama Cibrisov yaşını bilmiyorum. 26. Yani Gravenberg'den daha Galatasaray için uygun bir profil olarak diyorsun. Gerçek bir gerçekleşilebilecek evet. Bir transfer. Ama o da zor. Dur, ben de 26 biliyorum ama şimdi bir şey olmaz. O kadar çok oyuncu konuşuyoruz ki. Ama o kadar çok oyuncu yani, bakıyoruz, o kadar çok şey yapıyoruz ki. Şey yapmayalım, ne denir, sıkıntı yaşamayalım yani. O evet. Açıdan hani Galatasaray'ın hani 11'ine baktığında şöyle... Evet 26 yaşında, tamam doğru hatırlamışım yani. Şöyle yapalım. Yani şunu şöyle alalım. Bir dakika fazla adam da koymayalım da. Yok 4-2-3-1. Tamam. Şimdi Galatasaray'ın yani orta sahasında burası tamam. Yani 11'de Sasha Boy tamam. Nelson sanki kalacak gibi. Öyle gözüküyor. Evet. Lig başlıyor. Hı-hı. Abdülkerim, Anilino yaptık. Bir tane Türk'ümüz burada var. Bir tane Türk'ü ben buraya koyuyorum. Koyduk. Kerem'i koydum. Zaniolo'yu koydum. Zaha'yı koyduk. Icardi'yi koyduk. Bunlar kendi aralarında değişsin. Zaniolo buraya gitsin, Zaha buraya, Kerem buraya gitsin. Şimdi Galatasaray için belirleyici olan yer burası. Burada bu oyuncudan vazgeçemiyorsun. Torreira'yı koyuyorsun. Kerem Demirbay'ı koyacaksın muhtemelen. Evet. 11'i tamamlamak için Kerem Demirbay'ı koyacaksın buraya. Bu kombinasyonu dediğim gibi maçlara göre değiştirme şansı olacak Galatasaray. Nasıl bir şansı olacak? Ya öyle bir maç oynayacak ki rakip. Ya burada Anelino ile başlamasına gerek kalmayacak. Kazım Can'la başlayacak. Kazım Can, Abdülkerim, Kerem yapacak. Burada Kerem yerine mesela Freddy koyacak. Ya da mesela Cibrisov'u aldı diyelim. Öyle bir Şampiyonlar Ligi maçını çıkacak ki Fred Sov çıkacak. Evet. Ortalarına Torreira'yı koyacak. Burada bir tane eksilecek. Kerem, Zaha, Icardi çıkacak. Kontra oyunu oynayacak. Ya da öyle bir İç sahada 21. hafta maçı oynayacak ki burada sadece Sov olacak, burada Kerem olacak. Berkan. Kerem Demirbay. Demirbay. Tamam, Kerem Demirbay olacak. Burada Berkan olacak. Burada Kerem olacak. Burada Zaniolo olacak. Burada Icardi olacak. Burada rahat rahat bir oyuncuya bırakacak. Hatta öyle bir şey yapacak ki adı geçen kaleciyi bazen maçına göre Günay'ı koyacak oraya. Günay'ı koyacak. Misal ondan sonra burayı bambaşka bir şey dizayn edecek yani. Günay'ı koyacak. Burada başka bir 4-4-2 çıkacak. Hı. Yani Zaha Icardi yapacak, Kerem koyacak, Zaniolo koyacak, 2-8 ile çıkacak. Evet. Fred solla çıkacak. Transfer. O gerçekleşirse yani aldık evet. Diyoruz. Doğal olarak buradaki işte Torreira'nın yanındaki oyuncu, eğer Torreira'yı yedekleyemiyorsak, Torreira'nın yanındaki oyuncunun 6'yı 8'i yedeklemesi lazım. Oynayabilmesi, tek oynayabilmesi, 4-2-3-1'de ve 4-3'te oynayabilmesi lazım. Bu adı geçen isimlerden Fred bunu yapar. Gravenberg, Cibrisov bunu zaten üst kalite evet. Yapıyorlar. Hani Bundesliga'larda, Şampiyonlar Ligi seviyesinde iyi bir şekilde yapabiliyorlar. Vizyoner hedefler, zor hedefler ama ben Cibrisov'da çok da şey değilim. Yani Icardi'yi, Zaha'yı, Zaniolo'yu, Mertens'i, Torreira'yı getirdikten sonra... neden olmasın diyorsun yani birdenbire? İki sponsor da o zaman Cibrisov'a bağlayın der yani evet. Taraftar. Tabii. Ki... Yani bu isimler çıktığına göre muhtemelen Galatasaray bütün oyuncular üzerinde bence girişimini yaptı. Onu söyleyeyim. Yani mesela Paredes'in çok geriye gitme sebebi, belki de Paredes'in Galatasaray'ın gündeminden tamamen çıkma sebebi de bu. Belirli bir ilgi vardı.
Ama bu ilgide ısrarcı olmadılar. Hatta dün canlı yayında da anlattım Berk Gölle. Igor Tudor zamanı Galatasaray biliyorsun Juventus'tan Asomoah'a kilitlenmişti. Taraftar Asomoah'la yatıp kalkıyordu. Transferin son sabahında Latoylevici'ye uyandılar. Yani Galatasaray şimdi bu hatayı yapmıyor mesela. Bak Angelino ile Sosa'ya aynı anda gidildi. Angelino mu Sosa mı derken Angelino'ya uyandı Galatasaray taraftarı. Sıkıntı yok. İşini yapmış oldu bu noktada. Hatta birdenbire Zaha'ya uyandı. Çok daha farklı bir profile uyandı. Şimdi bu bağlamda da şunlardan birisine uyanırsa hani sabah kalktığında kapı açıklamasını görse, gece yatarken kapı görse benim de şaşırabileceğim noktalar değil. Ve benzer bir, daha doğrusu benzer profil demeyelim de eksikleri doğru şekilde giderebilecek profiller diyelim biz buna. Kerem Demirbay'da da bu söylediğimiz var. Tabii. Peter Boz'la beraber 6 oynadı. Hı hı. 6-8 oynadı. 10 oynadı. 10 oynadı. Rakibine ya öyle bir şey ki bak futbolda şunu unutmamamız lazım. Öyle bir maça çıkarsın ki Kerem Altun'un mesela Kerem genel konuşayım. Kerem Altun numara oynar mı? Normalde bakarsan oynamaz ama öyle bir maça çıkarsın ki oynar. Kerem o maçta 6'yı da oynar yani. Tabii. Rakip sana öyle bir hazırlık yapar. Rakibin puan durumu bunu gerektirir. Senin ivmen bunu gerektirir. Çok değişken bir şey. Canlı bir şey yani. Hakan Çalhanoğlu da Roger Schmidt de 6 numara oynadı bu arada. Yani oynadı oynatılmadı yani. Değil yani. O anlamda söyleyeyim. Kerem Demirbay'ı da benim mesela kafamı açan maçı şey oldu. Roma rövanşı oldu. Bunu transfer check-up'ta da anlatmıştım ben o maçı. Yani Leverkusen 1-0'ın rövanşına çıktı Almanya'da. Roma bir şutla bitirebildi maçı. Leverkusen 27 şutla bitirdi. 27 şutun 7 tanesi doğrudan sorumluluk alınması gereken yerlerde. Kerem Demirbay'dan geldi. Tehlikeli şutlardı. Ve Roma'ya tamamen oyunu Roma'nın kendi sahasında kabul ettirdiği için hani kırmızıları Roma olarak görelim biz. Oyun zaten hep şuralarda oynandı. Yani Roma'nın santroforu, arkaları falan hep buralarda kümelendiler ve buradan çıkartmadılar. Ve o maçta çıkmamasının temel sebebi de sen Fenerbahçe'de Dominguez'i anlatıyordun ya ön alanda doğru kesiciliği, doğru baskı yapabiliyor. Kerem Demirbay da bunu yapabilen bir adam. Mesela bak derinde oyun kabul edildiği zaman Kerem Demirbay'ın oradaki defoları ortaya çıkmaya başlıyor. Belirli maçlarda ben çok gördüm bunu. Ama ön alanda baskıyı yaptığın zaman pas arası var mı var? Doğru müdahale var mı var? Tackle'lar falan bunların hepsini belirli bir seviyenin üzerinde Kerem Demirbay'da. Galatasaray sezonunda kaç kere kendi sahasında kabul edecek ki maçı yani? İşte onu söylüyorum. En fazla Şampiyonlar Ligi gruplarında da, City, Real Madrid falan gelir o zaman yaparsın. Hatta her maç diyelim biz ona Şampiyonlar Ligi'nde. Aradaki seviyeyi düşünerek. Belli yani, olmaz. Belli belki olmaz. Yani üçüncü torbadan göre bir sağlam takım bir takım çıkar yani. Doğal olarak yani bütün sezonda oynayacağın 3 tane maç 5 tane maçtır maksimum. Onda da zaten elinde Torreira var tabii canım. Yanına da yani. Fred Mret işte Cibril Sol evet. Çekersen. Torreira'nın yanında Kerem'le de kendi sahanda oynarsın. Oynarsın uzun çıkarsın en azından. Zaten ana plan bu yani. Yani şeyi matematiği doğru Galatasaray. Evet. İmkanlar da var. Var. Bilmiyorum bayağı bir istediğini var. Alabiliyor yani. Tabii şöyle. O zaman Cibril Sol gidilebilir benim. Evet. Graham belki de bu arada ekonomik olarak alabilir de ben oyuncunun geleceğini düşünmüyorum. Ben de onu tahmin etmiyorum. Yani çünkü 21 yaşında Ajax'tan Bayern Münih görmüş bir oyuncu muhtemelen daha farklı bir teklif bekleyecektir. Yani Galatasaray'ın cezbedici tüm özelliklerine sahip 5 büyük ligden takım illaki talip olur. Talip olur. Ha, belki de oyuncu der ki ya bir dakika ben bir sene bir kiralık geçireyim de diyebilir. En son talibini bulamazsa, doğru takımı bulamazsa kendisine öyle ifade edelim bunu yani. Ya çok takılmamak lazım o yüzden. Tabii. Belli ki takılmamış Galatasaray zaten. Yani hedefleri hep şey. Tamam Gravenberg'e biz yaptık teklifi. Gelmiyor mu? Tamam abi. Parades gelmiyor mu? Tamam. Bizim zaten alternatiflerimiz var ve alternatifler üzerinden gidiyoruz diyor Galatasaray. Ve konuştuk. Yani konuştuk. Üç yerliyi de biraz tabii ki Galatasaray'ın sağlaması açısından kombinasyonlar önemli olacak. Tabii. Yani Demirbay transferi bu bağlamda baya bir. Çok rahat. Kerem deyince benim de kafam karıştı daha demin. O yüzden Demirbay diyorum ki ben hani şey yapmayayım. Fenerbahçe Mert Müldür transferi gibi Kerem Demirbay transferi de evet. Bu açıdan çok kritik, değerli bir hamle olacak. Evet o zaman Beşiktaş'a geçelim. Geçelim.